Merhabalar, herkes için Blok Zincir isimli bir video serisine başlıyoruz. Şimdi bizim Blok Zincir'de en çok zorlandığımız şey kitleleri anlatırken buradaki teknik terimler. Adı üstünde kitle diyoruz. Web 2'de daha çok kitle odaklıydık. Web 3'te biraz daha bunu atomize ediyoruz. Burada da o kadar atomize olmasa da farklı meslek grupları için bir teknoloji nasıl anlatılabilir? Yani onun dünyasından unsurlarla bunu nasıl anlatabiliriz? Ayrıca bu teknoloji onun hayatında neyi değiştirebilir doğrudan? Bunlara odaklanıyoruz. Böyle deneysel bir video. Bu ilk video olduğu için herkes için blok zinciri açıklıyoruz. Aslında ne yapıyoruz? Diyoruz ki blockchain aslında çok böyle senin dünyanın dışında bir yerde değil. Senin dünyana dokunan bir yerde. Gel bu kesişim kümelerini konuşalım. Ve bu şekilde de senin hayatını nasıl etkileyeceğini görelim. Aslı ile başlıyoruz. Mesleklerde şöyle gidiyor. Önce daha az teknik şeylerle başlıyoruz. Daha sonra teknik tarafı da artırıyoruz. Çünkü ilk başta bu düşünme biçiminin nasıl olduğunu biraz somutlaştırmamız önemli. Şimdi aşçı mutfakta bir yemek yaparken aslında malzeme seçiminde en iyi, en güvenli, en etkili araçları kullanmak zorunda. Biz de diyoruz ki mesela bir aşçı gibi düşünürseniz Agoric burada en etkili araç olan JavaScript'i kullanıyor ama bunu güvenli hale getiriyor. Hardened JavaScript kullanıyor ve bu şekilde sizin yemeğinizi kusursuz yapmaya çalışıyor. Dünyasına geçersek yani bir aşçı bu teknolojiyi nerede kullanabilir dersek malzeme tedariki, ödeme yöntemi ve online rezervasyonlar gibi birçok işlemi yönetiyor. Aslında bu tarz işlemlerde kullanılması o aşçının sadece iyi yemek yapmasına değil aynı zamanda işlerini daha akıllı ve verimli yürütmesine yardımcı oluyor ve daha üretken fikirler aklına gelebiliyor. Bir denizci üzerinden de deneyelim. Şimdi biraz daha blockchain terimlerine giriyoruz. Şimdi denizciler karmaşık deniz haritalarını kullanarak rotalarını belirliyor. Agoric'te de işte akıllı kontratlar özelliği bir deniz haritası gibi işlemleri otomatize ediyor. Belirli koşulları altında otomatik olarak yürütülmesini sağlıyor. Burada aynı zamanda capabilities based security yani yetenek temelli güvenlik özelliği de denizcilerin tehlikeli sularda güvenli kalması gibi düşünebileceğimiz bir özellik. Kullanıcıları ve dijital varlıkları potansiyel tehditlere karşı koruyor. Bunu da işte o denizcinin seyahatinde karşılaşabileceği zorluklara karşı yeteneği olarak tanımlıyoruz. Agoric teknolojisi altındaki capabilities based security. Tamam güzel. Peki bir denizci nerede kullanabilir bunu? Agoric'in Zo diye bir platformu var. Bir akıllı kontrat platformu. Az önce bahsi geçen. Denizcinin yük ve ticaret işlemlerini güvence altına almasına yardımcı olabilir. Aynı zamanda dijital varlıklarını güvende tutarken işlemlerini gerçekleştirmesini sağlıyor. Burada bir de blockchain konsepti var. IBC. Ve bu protokolde farklı blok zinciri ağları arasında iletişim kurmayı mümkün kılıyor. Bunu nerede kullanabilir bir denizci? İşte farklı limanlara rahat ulaşmanı sağlayan uluslararası iletişim kanallarına benziyor. Ve işte burada farklı blok zincir teknolojileri varsa burada da kullanabiliyor. Öğretmene geçtiğimizde yine Agoric teknolojisindeki Electronic Write Transfer protokolü bir analojiyle anlatabiliyoruz. Diyoruz ki öğretmen öğrencilere bilgi aktarımında sadece bir kitaba veya ders notuna güvenmez. Aynı şekilde Agoric'te de çok yönlü araçlar ve protokoller var. Buradaki ERTP bir öğretmenin sınıfta öğrencilere bilgi aktarımı sırasında kullandığı etkili yöntemlere benzetilebilir. Yani kitaptaki bilgiyi alıyor ama etkili bir şekilde orada aktarıyor. Agoric'teki ERTP de aslında bu blok zincirde benzer bir misyon görüyor. Bu protokol değerin güvenli bir şekilde transfer edilmesini ve korunmasını sağlıyor. Tıpkı bir öğretmenin bilgiyi öğrencilere eksiksiz ve doğru bir şekilde anlatması gibi. Zoa'ya baktık, ERTP'ye baktık, Hardened JavaScript'e bakalım. Hardened JavaScript kullanımı da öğretmenlerin öğrencilere karmaşık konseptleri basit ve anlaşılır bir dilde anlatmasına benziyor. Çünkü JavaScript daha çok kullanılan bir dil. Bunu güvenli ve sağlam bir temele oturtuyor ve öğretmenlerin öğrencilere konuları basitçe ve etkili bir şekilde anlatmasına benziyor. Basitlikten atıfta bulunan şey alternatiflerdeki Solidity gibi diller.
Buradaki Swing Set de Agori'nin hesaplama yapılarından biri. Bir öğretmenin sınıfta öğrencilere farklı öğrenme materyalleri sunması gibi Swing Set de birçok akıllı kontratın ve faaliyetin çalışmasını destekliyor. Tamam, peki öğretmen bunu nerede kullanabilir eğitimde? Zoho ve IVC gibi platformlar öğretmenlere ve eğitim kurumlarına kaynaklarını, içeriklerini daha geniş bir kitleye sunma yeteneği sağlıyor. ERTP ile dijital dünya materyallerin hakları tıpkı bir öğretmenin telif haklarını koruması gibi güvence altına alınıyor. Zaten ERTP'den kastedilen Electronic Rights Transfer Protocol'de elektronik hak üzerine bir şey koyalım. Yani o katmanın altında elektronik hak katmanı var. Teknolojik katmanın altında bir hak katmanı var deniliyor. İşte öğretmenin buradaki dijital materyalleri de burayla özdeşleştirilebiliyor. Hardiness JavaScript eğitim materyallerinin güvenliği için önemli. Öğretmenler içeriklerin korunduğundan ve öğrencilere güvenli bir şekilde sunulduğundan emin olabilirler. Yani Hardiness JavaScript yerine normal JavaScript kullansaydık buradaki güvenlikle ilgili sorunlar çıkabiliyordu. Swing Set öğretmenlere farklı öğrenme yöntemleri ve stratejiler arasında esneklik kazandırıyor. Böylece her öğrencinin ihtiyaçlarına daha iyi yanıt veriliyor. Devam edelim. Bir mühendis üzerinden bakmaya çalışalım. Şimdi mühendisler projelerini hayata geçirirken çeşitli araçlara ve metotlara ihtiyaç duyuyorlar. Electronic Rights Transfer Protocol de mühendislerin kullandığı ölçüm araçlarına veya standartlara benzetilebiliyor. ERTP değer transferlerini standartize etmesi ve otomatikleşmesini sağlıyor. Yani deniliyor ki burada bir değer transferi olacak. Biz bunu standart hale getirelim ve bunu elektronik hak olarak tanımlayalım. Bunu da mühendislerin dünyasında bir şeye benzetirsek çeşitli araç ve metotlara ihtiyaç duymasına benzetebiliyoruz. Hardiness JavaScript'i ve Swing Set'i tıpkı öğretmende olduğu gibi mühendiste de bir ele alırsak, Hardiness JavaScript dilin sağlamlığı mühendiste kullanılan dayanıklı malzemelere benziyor. Güçlendirilmiş bir yapıya sahip değil, algoritma sistemlerin güvenlik ve istikrarlı çalışmasını sağlıyor. Yani Hardiness JavaScript'i mühendislikteki dayanıklı malzemelere benzetebiliyoruz. Ve bu dayanıklı malzemelerle yapılan işler sağlam temele oturuyor. Tıpkı burada Hardiness JavaScript ile yapılan bir projenin daha depin sağlam temele oturması gibi Swing Set'i de buradaki tasarım yazılımlarına veya simülasyon araçlarına benzetebiliyoruz. Farklı akıllı kontratları ve işlemleri destekliyor. Burada da çünkü hesaplama yapısı olduğu için Swing Set çeşitli simülasyonlar ve analizler yapmanıza olanak sağlıyor Swing Set. Peki bir mühendisin dünyasından nasıl örnekleyebiliriz bu teknolojinin kullanımını? Projeleri daha verimli etkili şekilde hayata geçirmesine yardımcı oluyor. Nasıl? Zoho platformu, akıllı kontrat platformu mühendislerin tasarımlarını ve projelerini daha geniş kitlelere güvenli bir şekilde paylaşmalarını sağlıyor. IBC de burada mühendislerin projelerini uluslararası platformlara tanıtarak geniş bir işbirliği ağı oluşturmalarına olanak sağlıyor. ERTP ise burada mühendislik projelerinin ticaretleşme sırasında değerin doğru bir şekilde transfer edilmesini sağlıyor. Çünkü ERTP onu bir standart haline getirdiğinden ve bir hak olarak tanımladığından değeri aslında doğru ambalaj içerisine koyuyor. Hardiness JavaScript de siber güvenlik tehditlerine karşı mühendisin projesini kullanıyor. Swing Set de mühendislerin projelerinin farklı aşamalarını, senaryolarını esnek bir şekilde yönetmesini sağlıyor. Burada kullandığı hesaplama yapısıyla mühendis o projeyi alternatif simülasyonlarda ve senaryolarda kullanabiliyor. Evet, devam edelim. Bir sporcu üzerinden düşünelim, değiştirelim. Biraz böyle beyin fırtınası gibi olsun. Nasıl düşünebiliriz? Sporcu performanslarını artırmak için sürekli olarak en son teknolojiye ihtiyaç duyuyor. ERTP de burada sporcunun performansını izleyen, analiz eden, ölçümleyen yüksek teknolojili bir cihaza benzetilebiliyor. ERTP sayesinde değer transferleri hatasız ve kesintisiz bir şekilde gerçekleşiyor. Tıpkı sporcuların sürekli ve istikrarlı bir performans sergilemeleri gibi. Hardiness JavaScript'in sağladığı güvenlik ve koruma özellikleri sporcuların kullandığı koruma ekipmanına benziyor. Yani oradaki bir tür JavaScript'in üzerindeki Hardiness yapısını sporcunun kullandığı koruma ekipmanına benzetebiliyoruz. Ve güvenlik yine önemli olan. Yani sporcunun hayatında güvenlik nerede? Burada. O zaman biz Hardiness JavaScript'i anlatırken o sporcunun dünyasındaki güvenliğe atıfta bulunabiliriz. Swing Set'te sporcuların antrenmanlarını ve rutinlerini, stratejilerini optimize etmelerine yardımcı olan bir takım analiz aracına benziyor.
Şimdi bu videonun da asıl amacı şu, bunları okuyup pratikleştirdikten sonra başka bir meslekte sizin bir teknolojinin nasıl kullanılacağını ve onun neye benzeyeceğini görmeniz. Şimdi buraya kadar baktığımızda öğretmende, mühendiste falan Agori'nin işte ERTP yapısını bir standart meselesi, bir paketleme, ambalajlama meselesi olarak gördük. Zoho akıllı kontrat platformuydu, kitlelere açıyordu. Hardened JavaScript'i hep güvenlik olarak gördük. Yani mühendis projeyi yaparken güvenliğini Hardened'la sağlıyor. Sporcunun güvenlikle ilgili ekipmanı, onu koruyacak ekipmanını Hardened olarak düşünebiliriz. IPC bunu çeşitli yerlere açıyor, farklı sporcular arasında. Dolayısıyla videoyu bitirdiğimizde eğer şunu yapabiliyorsak, video iç çalışıyordur. Siz farklı bir meslek grubunda Agoric teknolojisinin nasıl kullanılabileceğini ve neye benzeyeceğini hayal edebiliyorsanız, evet video çalıştı diyebileceğiz. Ve sporcunun dünyasından bu teknolojiyi nasıl kullanabiliriz? Zoho platformu sporcuların marka anlaşmaları. Çünkü akıllı kontrat demek, akıllı sözleşme demek. Akıllı sözleşme demek anlaşmalar, sponsorluklar, ticari fırsatlar gibi anlaşmaları kapsıyor. IBC ise sporcuların uluslararası arenada performanslarını, yeteneklerini sergilebilir ve geniş izleyiciye ulaşabilir. ERTP buradaki sporcuların ticari hakları ve lisanslarının güvenli bir şekilde transfer edilmesi. Hardened JavaScript siber saldırılara karşı koruma. SwingSet de buradaki o sporcunun çeşitli senaryolardaki antrenman programlarını optimize ediyor. Az çok oturmuştur sanırım. Yani mühendiste de, öğretmende de, sporcuda da SwingSet dediğimizde aklımıza gelecek şey ne? Onu çeşitli senaryolarda simüle etme. Hardened dediğimizde güvenlik. IBC dediğimizde farklı yerlerle iletişim. Zoho dediğimizde o alanda hangi akıllı sözleşmeler kullanılabilir? Bu. Biraz daha ilerletelim. Bir influencer. Influencer ne yapıyor? Kendi markasının içeriklerini oluştururken biz çok dijital araca ihtiyaç duyuyor. Ve Electronic Right Transfer protokolde bir kolaylık, güvenlik sağlıyor. İçeriklerin doğru ve güvenilir bir şekilde paylaşıldığı anlamına geliyor. Hardened JavaScript burada influencer'ın kendi çalışmalarının korunduğundan emin olmasını sağlıyor. Aksi takdirde yani onun çalışmasının güvenliğini sağlayan şey Hardened JavaScript oluyor. Burada yeni bir şeye giriyoruz. CapTV, Capability Transfer Protocol. Influencerların kendi platformlarında ve diğer platformlarında farklı servisler ve uygulamaları etkili bir şekilde kullanmasına olanak tanıyor. Tıpkı bir influencer'ın kendi kitlesi ve markalarıyla iletişim kurması gibi. Gelelim, influencer bu teknolojiyi nerede kullanabilir? Yani birincisi de dijital varlıklarını yönetirken güvenliği esas. Dolayısıyla biz güvenlik dediğimizde ne gelecek aklımıza? Önceki örneklerden Hardened JavaScript. 2. Influencer'ın burada hakları var. Bu hakların transferi dediğimizde aklımıza ne gelecek? ERTP. 3. Farklı platformlar ve hizmetlerle sorunsuz entegrasyonu lazım. Burada aklımıza ne gelecek? CapTV. Artık okumadan da yapabiliyoruz. SwingSet neydi? Ki farklı senaryolarda o influencer'ın içeriklerini, kampanyalarını optimize etme. Burada esnek düşünebilmesi de SwingSet. Son örneğimiz bir mimar. Ben bir gözümü kapatıp düşünmeye çalışayım. Siz de ne olabilir? Mesela bir mimarın yaptığı çizimlerdeki güvenlik unsurunu Hardened JavaScript'e benzetebiliriz. O mimarın çeşitli senaryolarda simülasyonlarda karşılaşabileceği hesaplamaları SwingSet'e benzetebiliriz. Mimarın yaptığı projelerdeki haklar ve bunların transferini ERTP'ye benzetebiliriz. Mimarın farklı şeylerle işbirliği yapmasını, yani kendi dünyasında farklı mimarlık ajanslarıyla vesaire işbirliği yapmasını IBC'ye benzetebiliriz. Burada da benzer şeyler var. Bir Jesse giriyor işin içine, yeni bir agorik unsuru. Jesse de güvenilir ve anlaşılabilir kod oluşturma olanağı sağlıyor. Bunu da bir mimar için dijital araç ve uygulamaları güvenli kullanabilmesi anlamına geliyor. Yani burada güvenilir ve anlaşılabilir koda biz Jesse diyoruz. Eğer mimarın dünyasında da güvenilir ve anlaşılabilir bir unsur oluşturma, çizimde olabilir başka bir şey de varsa bunu Jesse ile analoji kurabiliyoruz. Bir mimarın dünyasından bu teknolojiyi nasıl kullanabileceğine bakacağız. Az önce bahsettik. Mesela Hardened JavaScript'te o yaptığı tasarımları, 3 boyutlu modellemeleri belki bunu NFT olarak da saklayabilir. Bunların güvence altına alınması. ERTP buradaki hakların, lisansların doğru bir şekilde yönetilmesi. Jesse ve CapTV'de neydi?
mimarın dijital araçlarla farklı platformlarla sorunsuz şekilde birlikte çalışılabilirliği sağlaması ki projelerini geniş kitlelere duyurması. Ve sonuçta biz ne yaptık bu videoda? Agoric arka planında olan Hardened JavaScript, JSE, ERTP, CapDV, SwingSet gibi aslında çok karışık görünen, baktığınızda muhtemelen çok yabancısı olacağınız şeyi sizin dünyanızdan bir şeyle bağlamaya çalıştık. Bu anlamda deneysel bir video. Bunun devamı gelebilir. Eğer doğru şekilde iyi geri bildirimler alırsam doğru kişilerden devamı gelebilir. Ama sonuç olarak biz bu şekilde blok zincir teknolojisini herkes için anlaşılabilir kılıyoruz. Sadece blok zincirin tanımını değil, o blok zincir teknolojisinin altında yatan çeşitli unsurları da. Umarım faydalı olmuştur. Teşekkürler.